Sevgili seyirciler, annelerin nöbeti devam ediyor. Van'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Van'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Katiller! İçeride! Bugün evlat mücadele her gün bir umutla buraya geliyoruz. Ben bugün de yatağımda çıktığım gibi bir umutla geldim. Belki Şeyman beni bu sefer görür. Gelsin teslim olsun. O zalimlere, o hainlerin yanında kalmasın. Çünkü onlar hiç kimseye yar olamazlar. Çünkü bir milletvekili, HDP'nin bir milletvekili daha gidip teröristle sevgili oluyor. Fotoğraf çekiyor. Bütün bunların kirli çamaşırları hepsi ortada. Burada Pervin Bulda diyor ki benimle terörle hiçbir alakam yoktur. Ama yalan, sürekli Pervin Bulda dağdadır. Onlarla fotoğraf çekiyor, biz görüyoruz, her yerde de görüyoruz. Ya kendi çocuklarınızı niye dağa göndermiyorsunuz? Bizim farklı fukanelerin çocuklarını niye dağa gönderiyorlar? Diyorlar ki biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Asla bizim temsilcimiz olamazlar. Ben bir Kürt'üm ama onlar benim temsilcim olamazlar. Benim temsilcimiz benim devletim, benim bayrağımdır. Evlatları değişik tarihlerde PKK tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Hani benim kızımın hakkı nerede? 11 yıldır ben onun acısıyla yaşıyorum. Bir Kürt olarak beni savunmasın, onları istemiyorum. Onları istemiyorum, onlar benim temsilcimiz değiller. Askerlerimiz arkasındayım, devletimin arkasındayım. Bu bayrağın altında doğmuşum, bu bayrağın altında da öleceğim. Ellerindeki dağları kurtlara kuşlara bırakın. Evlat nöbetindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Artık yeter, yakamızdan düşün. Ve anneler nöbette yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Mehmetcan neredesin? Ne olur gel. Her bir yerde beni görüyorsun, izliyorsun gel. Ne olursun gel. Yani benim için geldi, baban için biliyorsun ben hastayım. Gel. Seni çok özledim. Ne olur gel oğlum. Neredesin? İstanbul'da kaybolmuş, bilmiyorum.